Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Teknoloji Oku YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte şu anda video kaydını yapmış olduğumuz Logitech'in Logi C922 Pro isimli web kamerasını inceleyeceğiz. Bu ürünle ilgili merak ettiğiniz her şey bu videoda. Hep beraber izleyelim. Evet arkadaşlar, bu girişten sonra Logitech'in bu çok popüler kameralarından bir tanesi olan C922 Pro HD'nin incelemesine devam edelim. Biliyorsunuz pandemi ve koronavirüs süreciyle beraber hayatımıza bir online çalışma kavramı girdi arkadaşlar. Bu kavramla beraber uzaktan yapılan toplantıların da sayısı arttı ve özellikle işte bu tarz biraz daha hani normal bir bilgisayarın kamerasından daha iyi sonuçlar verebilen kameralara olan ilgi de arttı. Logitech de zaten biliyorsunuz bu alanda üretim yapan nadir markalardan bir tanesi. Farklı markalarında böyle kamera çözümleri var ama en çok günümüzde popüler olan markanın Logitech olduğunu söyleyebiliriz. Ve markanın özellikle böyle hani giriş orta seviye olarak tanımlayabileceğimiz C922 modeli de işte güzel bir kamera olarak karşımıza çıkıyor. Her zaman yaptığım gibi ben bir fiziksel görünüşten bahsetmek istiyorum. Standart bir USB kablosuyla geliyor. Zaten USB kablosu da cihazın üzerine gömülü, yani çıkartma imkanınız bulunmuyor. Şöyle bir mekanizması var arkadaşlar. Bunu detaylarda vereceğiz size. Katlanabilir bir mekanizma var. İsterseniz mesela şöyle bir yere koyup da veya bir masanın üzerine falan koyup da diyelim, şöyle göstermiş olayım en azından elimde. Bu şekilde kamerayı herhangi bir zemine koymaya yarıyor bu alttaki mekanizması. Aynı zamanda isterseniz bilgisayarın da bu bilgisayarın kapağına ekranın olduğu yere takıp tutmanızı da sağlıyor. Kafa kısmı şu şekilde hareket edebiliyor belli bir açıyla. Bu açı sayesinde siz de arkadaşlar kameranın görüş açısını istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Bunun dışında bu mekanizmanın alt kısmında bildiğimiz standart bir kamera bağlantı yuvası bulunuyor ki 1/4 inç dediğimiz bağlantı yuvasından bu. Ayrıca şunu söyleyeyim, kutudan bir de şöyle mini bir tripod çıkıyor. Bu tripodla beraber şöyle ayakları da uzayabiliyor bu tripodumuzun. Bu şekilde isterseniz masaya filan, hani ben bilgisayara takmak istemiyorum, bilgisayarın üzerinde dursun istemiyorum, istiyorsanız bu şekilde de kullanabiliyorsunuz. Bu arada bunu belirtelim, bu ürün bilgisayarla kullanmak üzere tasarlanmış. Standart bir USB bağlantısı var. Bunun dışında da iki tarafında da şöyle minik minik havalandırma ızgarası gibi delikler bulunuyor. Buradan da ses kayıtları almak için mikrofona ulaşım sağlanmış oluyor. Bunun dışında basit bir ürün, yani tak çalıştır bir ürün. Bilgisayara takıyorsunuz. Ki Windows'lu bir bilgisayar olması gerekiyor ve hemen kullanmaya başlıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bu genel görünümden sonra birazcık daha Logitech'in bu kamerasının, ki C922 modelinin teknik özelliklerinden biraz bahsetmek istiyorum. Şu anda ekranda bir tablo görüyorsunuz. 1080p Full HD 30 FPS video desteği sunuyor bu kameramız. Yalnız şunu belirtmekte fayda var. 720p'ye eğer düşürürseniz çözünürlüğü, buradaki FPS değerimiz 60 FPS'ye kadar çıkartabiliyorsunuz. Yani eğer 720p'ye düşürürseniz 60 FPS'ye kadar çıkmış oluyor çözünürlüğünüz arkadaşlar. Otomatik odaklama ve ışık düzeltme özelliği bulunuyor. İki tane mikrofonumuz var. Bu fiziksel görünüşte bahsederken söylemiştim, biri sağda biri solda. Zaten görüyorsunuz burada mikrofonların, o delikler mikrofonların yuvası olduğunu belirtmiş olalım. Windows üzerinden kullanıyor. 1,5 metrelik bir USB kablomuz var. Bunu da söyledik arkadaşlar. 162 gram bir ağırlığı var. Yani çok ağır değil. Hafif bir ürünün. Bir cep telefonu kadar bir ağırlığının olduğunu söyleyelim. Kutusundan da bir mini tripod çıkıyor. Zaten şu anda masanın üzerinde görüyorsunuz bu mini tripodumuzu. Bununla beraber de kullanabilirsiniz. İsterseniz de bilgisayarınıza takabiliyorsunuz. Bunu da belirtmiş olalım. Bu arada ürünü satın aldığınız zaman 3 aylık Premium X-Split lisansı da alıyorsunuz. Bu özel bir platform, özel bir hizmet. Bunu da 3 ay ücretsiz olarak kullanabiliyorsunuz. Bir de ürünü aldığınız zaman Logitech'in kendi sitesinde indireceğiniz bir Capture isimli yazılım var. Bu yazılımla da, ki birazdan onun detaylarını bahsedeceğim ben size, birçok ayarını vesaireyi bu yazılım üzerinden de değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Ürünün fiyatı ise biz bu incelemeyi yaptığımız tarihte 1050 TL idi. Şimdi gelelim bu fiziksel özellikler, teknik özelliklerden sonra cihazın kullanımıyla ilgili yaşadığımız deneyime. Şimdi videonun başında gördüğünüz zaten, bizim stüdyo ortamımızda bir çekim yaptık. Tabii orada ışıklarımız vardı, vesairemiz vardı. Birazdan
ışığın az olduğu bir ortamdaki kalitesini de size göstereceğimiz bir video çekeceğiz. Onu da en azından görmüş olursunuz. Takır takmaz çalışıyor Windows'da. Herhangi bir sıkıntısı yok. Zaten takla çalıştır dediğimiz türden bir ürün. Windows'da otomatik olarak tanıyor. Ve kullanımında şöyle yapıyorsunuz. Eğer diyelim ki bilgisayarınızda bir kamera varsa, işte diyelim Zoom'da bunu kullandığımızı varsayalım. Zoom'dan kamera seçeneğine tıkladığınız zaman işte bilgisayarın kendi kamerası yerine bunu seçmeniz gerekiyor. Logitech'i seçtiğiniz zaman zaten cihazı otomatik olarak görüntüyü bunun üzerinden alıyorsunuz. 1080p çok güzel Full HD'de ama hani ben biraz daha böyle yumuşak görüntüler almak istiyorum, daha akıcı olsun istiyorsunuz. 720p düşürdüğünüz zaman çözünürlüğü 60 fps'ye kadar da görüntü alabiliyorsunuz. Bunun da altını çizmiş olalım arkadaşlar. Peki neden böyle bir cihaza ihtiyaç duyuyoruz? Belki aklınıza bu soru geliyor. Ya benim bilgisayarımda zaten bir webcam var, ben niye ekstra para harcayayım da bir tane webcam alayım diye düşünüyor olabilirsiniz. Aslında bu sorunun cevabı çok basit. Eğer biraz daha kaliteli görüntü istiyorsanız, ki normal dizüstü bilgisayarların kameraları genelde 720p civarında çözünürlük sunuyor ve çok başarılı değiller, takdir edersiniz ki. Ben biraz daha kaliteli içerik üretmek istiyorum, biraz daha daha iyi görüntüler olsun istiyorum diyorsanız, ki özellikle yayıncılar için aslında bu tarz şeyler önemli. Ki Logitech'in biliyorsunuz 4K çekebilen webcamleri de var. Onlara da yönelinebilir bu arada, ama onlar tabii ki çok daha yüksek fiyat satılıyorlar. Bu parayı alabileceğiniz ve çözünürlük anlamında ve sundukları anlamında da en iyisini Logitech'in bu modeli, yani C922 modeli olduğunu da belirtelim. Söylediğim gibi eğer bir parça daha kaliteli görüntü istiyorsanız elbette bu tarz bir çözüme yönelmeniz gerekiyor. Veya içerik üretiyorsanız eğer ve sizin için de çektiğiniz videonun kalitesi önemliyse mutlaka ve mutlaka böyle bir çözüme yönelmeniz gerekiyor. Yeni gelmişken Capture yazılımından da biraz bahsetmek istiyorum. Evet, şu anda ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. Biz Logitech'in Capture yazılımı var. Burada yazılıma girdiğiniz zaman zaten size ekranda gösteriyor. İşte hangi ürün olduğunu gösteriyor. İki tane kamerayı da buradan kontrol edebiliyorsunuz bu arada. Source 1 var, Source 2 var. Seçmeniz gerekiyor ama biz burada tabii ki bir tanesini seçtik. Mesela hangisinin öncelikli olduğunu belirliyorsun. Frame rate mi, exposure mu? Yani buradaki önemli olan şey şu. Frame rate, yani FPS değeri mi yoksa pozlama değeri mi öncelikli olduğunu belirtiyorsunuz. Mesela buradan zoom girebiliyorsunuz görüntüye bir parça daha. Bunun ayarlarını buradan yapıyorsunuz. Mesela zoom girelim şöyle. Bakın şu anda daha zoom girilmiş olduk. Bunun dışında autofocus özelliği var. Buradan kendiniz de netliği ayarlayabiliyorsunuz. Beyaz ayarını otomatik ya da manuel yapabiliyorsunuz. Bazı image settings'ler var. Burada bunları istediğiniz gibi oynayabiliyorsunuz. İşte pozlamaydı, şuydu buydu, ama gördüğünüz gibi şu an kapkaranlık oldu. 50 Hz'e de 60 Hz'e buradan ayarlayabiliyorsunuz. Chroma Key yapabiliyorsunuz ve bazı advanced settings var. İşte Chroma Key, horizontal yapabiliyorsunuz, dönüştürebiliyorsunuz. Yani solu sağa, sağa sola veya yukarı aşağı. Bakın şöyle, şu anda ters dönmüş oldum ben ekranda. Bu gibi ayarları buradan yapıyorsunuz. Şimdi bazı şeyler de var. Mesela yazı yazabiliyorsunuz. Bu çok güzel. Şuraya mesela yazdık. Diyelim ki şuraya gelelim biz. Yukarıda ne yazmışız? Deneme yazmışız. Mesela denemeyi değiştirelim buraya. Teknoloji oku yazalım. Teknoloji oku yazdık. Buraya işte şu kadar şu saniye dursun, bu saniye dursun ayarlayabiliyorsunuz. Çeşitli stiller var. Renklerini ayarlayabiliyorsunuz. Bazı zeminler verebiliyorsunuz. Bir filtreler mesela. Bazı filtreler var. Mesela şöyle filtreler uygulayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunları da böyle bu şekilde kullanabiliyoruz. Böyle birçok özelliği var aslında. Geçişler falan yapabiliyorsunuz. Birinci kamera, ikinci kamera vesaire arasında. Ve buradan kayıt da yapabiliyorsunuz. Şimdi burada bir kamera simgesine tıkladığımız zaman görüyorsunuz. İşte FPS değerleri var. 24 var. Mesela çünkü yukarıda resolution var. Eğer 720p'ye indirirseniz çözünürlüğü. Şimdi burada gelecek arkadaşlar. Pardon, indiremedik. Evet, indirmişiz. Pardon, şimdi gelecek. Evet. 720p'ye indirdiğiniz zaman hemen ekranda görüyorsunuz 24, 25, 30, 50 ve 60 fps'ye kadar FPS değeri, yani frame rate dediğimiz hızı ayarlayabiliyorsunuz. Ama Full HD'ye çevirdiğimiz zaman bu değer 30 fps'de kalıyor en fazla. Onu da belirtmiş olalım. Bunun dışında sesle ilgili ayarlar da var. Sesin nereden alınacağını ayarlıyorsunuz, bunu söyleyelim. Ve işte bazı kısa yollar da burada yine uygulama üzerinden atayabiliyorsunuz. Uygulama gerçekten de başarılı. Çünkü neden başarılı? Birçok ayarı buradan düzenleyebiliyorsunuz. Özellikle bir yayıncılık yapıyorsanız veya YouTube'a video üretiyorsunuz, buradan otomatik olarak böyle bir sürü ayarı kendiniz de yapabiliyorsunuz. Bu arada şunu da belirtelim. Kamera kayıt yaptığı zaman yan taraflarında hem sağında hem solunda böyle bir LED lamba var. O lambalar yanıyor. Böylece en azından siz kameranın o anda açık olduğunu ve kayıtlı olduğunu da anlamış oluyorsunuz. Bu da güzel bir özellik olarak karşınıza çıkıyor.
Evet, yazılımla ilgili bu bilgileri de verdik. Yazılımı da gördünüz. Ben yazılımı çok beğendim söyleyeyim. Hani böyle bir kamera aldığınız zaman bu yazılıma da sahip oluyorsunuz ki yazılımın da bir sürü özelliği var. İki kameralı bir böyle neredeyse bir reji sistemi kurmuş oluyorsunuz. Ya iki tane kameranız varsa onu alayım, bunu alayım, oradan kayıt et, buradan kayıt et gibi şeyleri de kullanabiliyorsunuz. Ben bu Capture yazılımını Logitech'in çok beğendiğimi söyleyeyim. Şimdi gelin, az önce videonun girişinde biz bir hani güzel ışıklarla çekmiştik. Biraz kötü bir ışıkta nasıl sonuç veriyor? Yani oda ışığında nasıl sonuç veriyor? Yani dediğim, tavandan bizim lambalarımız var. Sadece onları açacağım ve birazdan izleyeceğiniz kaydı bu tavan lambaları açıkken nasıl göründüğünü siz de görmüş olacaksınız. Bu da 3 aşağı 5 yukarı bir ev simülasyonu olmuş olacak. Evet arkadaşlar, bu videoyu az önce çektiğimizin aksine sadece tavandaki aydınlatmalarla çekiyoruz. Onlar da standart bir evde bulabileceğiniz aydınlatmalar. İşte Logitech'in C922 HD Pro kamerası eğer ev ortamında kullandığınız zaman bu şekilde bir görüntü ve ses kalitesi sunacaktır size arkadaşlar. Hem videonun kendi görüntüsü hem de sesini Logitech üzerinden aldığımızı belirtmiş olalım. Evet, Logitech C922'nin özelliklerini bu videoda anlatmaya çalıştık. Güzel bir ürün, özel bir ürün. Eğer böyle hani bir tık daha ben videolarımda kaliteli kayıtlar istiyorum, 720p olabilir, benim için çok dert değil ama 60 FPS'de olsun diyorsanız bu modeli mutlaka bir göz atmanızı öneriyorum. Daha yüksek çözünürlüklerde de ben 60 FPS görmek istiyorum diyorsanız o zaman Logitech'in daha pahalı modelleri de var. Onlara da göz atabilirsiniz. Peki bu ürüne 1000 lira verilir mi? Özel bir iş yapıyorsanız, biraz da kalitesi için önemliyse bence verilir arkadaşlar. Ama hani ben normal bir kendi bilgisayarımın kamerası da bu işi görüyor, ben bu kadar kaliteye ihtiyacım yok diyorsanız zaten bu kameraya veya başkalarına bakmanıza bile gerek yok diye düşünüyorum. Ürünle ilgili bizim anlatmayı unuttuğumuz, sizin merak ettiğiniz sorularda olursa videonun altında bizlere iletmekten çekinmeyin arkadaşlar. Hepsini okuyoruz, hepsini değerlendiriyoruz ve yanıt verebildiklerimizin hepsine de yanıt verdiğimizi söyleyelim. YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağları takip etmeyi unutmayın. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.